Selam, herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Günlerden pazar ve hava o kadar yağmurlu ki çok romantik bir hava var dışarıda. Biz de oğlumla evdeyiz. Ve annem buradaydı. Gitti, sonra kardeşimle tatile çıktı ve ben evde tek kaldım. Eski düzene geri döndük kısacası. Ama vakit geçmiyor. Bugün saat 9'da uyandım. Genelde 9'da uyanırım. Bir sürü şey yaptım. Ama asla vakit geçmiyor. Ben dedim ki en azından benim için de keyifli olur. Bir ev vlogu çekeyim. Birlikte bugünü geçirelim. Trendyol'dan siparişlerim gelmişti. En son parça dün geldi. Ben de sizlere denemeli gösteririm neler aldığımı. Bu ama muhtemelen uzun bir süre son alışverişim olur diye düşünüyorum. Biraz durmam lazım artık. Çünkü zaten gideceğim. Yani bu kadar eşyaya götüremeyeceğim. Onu şey yaparız. Denemeli onu gösterelim. Ve saçımda bakın. Şu an gerçi yıkandı ve üstüne uyulduğu için saçım böyle saçma sapan ama saçımda hafif sarılar görüyorsunuz. Hafif balyajlar görüyorsunuz. Bunlar aman oldum. Bunlar mikro keratin kaynak. Ve ben bunları kendim evde yaptım. Evet. Ben bunu yaparken Instagram'dan mutlaka beni takip edin. Bir story koydum yapıyorken. Ve sonrasında çok fazla soru geldi. Ben de bunun üzerine bunu nasıl yaptığımı göstermeyeceğimi, çünkü linç yemek istemediğimi söyledim. Çünkü yanlış, ya yanlıştan kastım yapıldığı gibi yapmadım. Böyle bir aletim olmadığı için. O yüzden göstermek istemedim. Çünkü bu bir kuaför tayfası var. Sürekli evde bir şeyleri kendi yapanlara bir linç girişiminde bulunuyorlar. Ve ben de linç edilmek istemediğim için tamamen kendimi koruma içgüdüsüyle bunu göstermeyeceğimi söyledim. Ama üstüne o kadar tatlı mesajlar aldım ki kıyamadım size. Hiç gönlüm razı gelmedi ama bunun için ayrı bir video da çekmek istemedim. O yüzden dedim ki en iyisi ben bu vlogun içinde iki tane fazla kalmıştı zaten. İki tane daha takayım saçıma ve sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olurum. Ama siz öyle yapmayın. İşte böyle. Sonra işte bugün iki defa kahvaltı yaptım. Ben bayağı kilo aldım bu arada. Benim boyum 1.70. 1.69. Kilom da karantinadan önce 45'ti. Ve ben karantinada 5 kilo aldım. Bugün iki defa kahvaltı yaptım. Neden bilmiyorum. Ama bir tatmin olmadım. Bir istediğim kahvaltı yapamadım. Galiba yalnız olmamla alakalı. Sonra biraz makyaj yapayım dedim. Biraz insana benzemek için. Öyle boş boş oturuyorum. Şimdi kahve yapmayı planlıyorum. Biraz da Netflix. Öğleden sonra da hayatıma devam ederim. Bir öğleye kadar şu koltukta yayılıp gerçekten sadece dizi izlemek istiyorum. Gün zaten uzun. Evet. Bu arada size ufak bir update yapayım. Bu arada biz gitmek için, yani Almanya'ya gitmek için işlemlere başladık. Zuzu'yla alakalı. Zuzu gelecek mi sorusu çok fazla soruldu. Tabii ki de gelecek arkadaşlar. Yani Zuzu'yu bırakacak halim yok ya. Zaten Zuzu gelemezse ben gitmem. O derece. Yurt dışına çıkabilmesi için böyle birkaç tane adım var. Evcil hayvanınızı çıkarabilmeniz için daha doğrusu. Bunlardan biri ilk olarak kuduz aşısı. Kuduz aşısı zaten yıllık yapılıyor. Oh. Kuduz aşısı olduktan bir ay sonra ise kan tahlili oluyor. Kan alınıp test için Ankara'ya gönderiliyor. Ondan sonra 3 aylık bir süreç başlıyor. Ay çok salladım deme size. 3 aylık bir süreç başlıyor. 3 ayın sonunda da Tarım Bakanlığı'nın onayıyla birlikte ülkeyi köpeğinizle şey yapabiliyorsunuz. Terk edebiliyorsunuz. Bizim şu an son 2 haftamız galiba. 1,5 hafta. 1,5 hafta sonra kan tahlili var bu küçük beyin. Çok üzülüyorum. Çünkü aşı yaparken bile o kadar bağırıyor ki.
Yani canı yanmaktan ziyade korkusundan çok bağırıyor. Anne. Kanda nasıl zapt edeceğiz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama bir kerelik aşkım. Bir kerelik bir tanem. Ağlayacağım ya. Böyle çok tatlı olduğumda aşırı duygusallaşıyorum. Ağlamak istiyorum. Of. Gerçekten hayatımın en güzel şeyi. Bazen böyle çok duygusallaşıp düşünüyorum. Diyorum ki ben ne yaptım? Gerçekten bunu hak edecek ne yaptım? Annesinin aşkı ya. Gerçekten büyük bir aşk. Büyük bir aşk. Oh, kafayı da koyuyor. Ha bu arada bu Almanya ile alakalı işlemlerin hepsini kapsayan ayrı bir video gelecek. Bütün her şeyi bir bitirelim de bir atlatalım. Sonra ben size nasıl gidildiğini, ne yaptığımı, neler ettiğimi anlatırım. Belki de bu videoyu Almanya'da çekelim. İnşallah. Neyse çok konuştum. Bayağı konuştuk anneciğim. Çok konuşasımız varmış. Değil mi? Yalnızlıktan gitti bizim kafa. Kafalar gitti. Biraz da onunla oynayayım ya. Onunla oynayayım. 2 gündür benimle o kadar güzel oynuyor ki köpekmişim gibi oynuyor. Allah'ım çok aşk. Çok aşk. Havada yağmurlu. Bayağı sevgi doluyuz. Yapma. Bu kadar çok yalanma. Biz koltuğumuza gömülüyoruz. Size sonra evet. Wow. Ben de yatayım hadi. Biz koltuğumuza gömüldük. Sonra yine ses veririz. Ne haber? Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz? Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bakın. Şurada. Hamur açtım önce sonra. Onu mantı yaptım. Biraz kıyma vardı evde. Ben de bir mantı bağımlısı olarak mantı yaptım. Bunu bu sefer çekmedim. Çünkü tekrara düşmek istemiyorum. Karantinanın ilk zamanlarında ilk defa mantı yapmıştım. Bu ikinci oldu. Hatta bu sefer çok daha kolay oldu. Çok az göz kararı ölçüler kullanarak yaptım. İlk yaptığımda abi yap bitmedi. O kadar fazlaydı ki. Şimdi bu gerçekten benim için 2 öğünlük mantı çıktı. Bir yandan da TLC'yi izliyorum. Evliliğe 90 gün diye bir program var. Görmüşsünüzdür şeyi. Anna ve Mürsel'i. Aslında onları görerek izlemeye başladım. Sonra baktım ki keyifli aslında. Yabancılar Amerika vatandaşlarıyla evlenip ya daha doğrusu evlenebilmek için vize alıp Amerika'ya gidiyorlar. Sonra 90 gün süreleri var. 90 gün içerisinde evlenirlerse kalabiliyor. Evlenmezse sınır dışı ediliyorlar. Yani Amerikan vatandaşı olmayan. Keyifli yani. Ben severek izledim. Çünkü bence zaten çok riskli yani. Şimdi ben kendimden düşüneyim. Ben Alman vatandaşıyım. Birini alıp Almanya'ya götürmek biraz riskli yani. Sonuçta seni gerçekten mi seviyor? Yoksa amaç sadece Avrupa'ya gitmek ya da Amerika'ya gitmek falan mı yani? Yani bilmiyorum, çok keyifli bir program. Bence mutlaka izleyin izlemediyseniz. Anna ile Mürsel zaten efsane. Mürsel abimiz Antalyalı. Tam ama böyle Anadolu erkeği gerçekten. O çaresizliğini, o kültür karmaşasını görüyorsunuz. Çok komik, ben çok eğleniyorum. Öyle işte. Mantımı yapacağım. Ama çıtır mantımı yapsam yoksa normal mantımı yapsam diye düşünüyorum. Neyse ben kalkayım. Ay hiç enerjim yok. Saat de zaten 4'e yaklaşıyor. Ufaktan sıkılıyorum. Havada bugün o kadar saçma ki önce şey oldu. Bayağı yağmur yağdı. Sonra şimdi güneş açtı ama parçalı bulutlu yine de.
Neyse benim biraz enerji toplamam lazım. Daha size yine almış olduğum ürünleri göstereceğim. Ve mikro kaynak yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi çıtır mantı yaptım. Ve çok güzel durmuyor mu ya? Gerçekten mantının her türlüsünü her şekilde yerim. Affetmem. Bayağı da aldım. Kameranın şarjı bitmişti. Kamerayı şarjı taktım ve şimdi güneş batmadan sizlere trenci alışverişimi göstermek istiyorum. O da aradan çıksın. Şöyle sizi şöyle bırakacağım. Ve hemen giyinmeye başlayacağım. Evet, ilk parça üzerimde. Bu böyle ince triko kumaş. Şöyle size yakından göstereyim. Böyle dıştan dikişleri var. Biraz üzerimde tüy var şu an. Ve şöyle burada bitiyor. Yüksek bel pantolonlarla, yüksek bel jeanlerle, şortlarla, eteklerle muhteşem olacak. Yani basic çok kurtarıcı bir parça olduğunu düşünüyorum. Aynısının ben bir de beyazını aldım. Çünkü bir şeyi sevdiysem, bir şeyi beğendiysem onun diğer renklerini de illa istiyorum. Kimler böyle? Bir de bunun beyazını almıştım. Hemen onu da giyineyim. Onu da bir üzerimde görelim. Beyaz farkı. Beyazı gerçekten bayağı güzel. Çok rahat. Bu da özellikle açık kotlarla, açık renk mavi kotlarla muhteşem olur diye düşünüyorum. İkisi de Trendyol'un Happiness butiğinden. Son bir üst daha var. O da aynı butikten. Sonra Trendyol Milan'dan aldıklarıma geçeceğiz. Bu böyle böyle bej aslında. Bu kadar açık değil. Bunu da eşofmanlarla giyebilirsiniz. Kotlarla giyebilirsiniz. Her şeyle giyebilirsiniz. Bunu da Happiness butikten aldım. Ve gerçekten aşırı uygun fiyatlıydılar. Sonra bir eteğe geçmek istiyorum. Ve dolayısıyla Trendyol Mila butiğine. Şu batik desenli etek. Yani tam yazlık bir kumaşı var ama yine de içinde astarı var. Asla iç gösterme durumu söz konusu dahi olamaz. Tight'ımı üzerine hemen giyeceğim. Evet. Bu böyle tam küçük kız çocuğu elbise eteği gibi. Çünkü buradan oturup şuralarında fırfırları var. Dolayısıyla küçük kız çocuğu gibi böyle dönmek istiyorsunuz. Ve şu an gözüme bir şey ilişti. Bunu unuttum. Bu balıkçı şapkalar çok trend. Bende bunun siyahı var. Kışlık bir kumaşı vardı. Ve onu kışın çok severek takmıştım. Bu yazda bununla geçireceğim diye düşünüyorum. Bunu Addax'tan aldım. Yine Trendyol'dan. Bakabilirsiniz. Biraz kafamı büyük. Yani aslında şöyle durması gerekirdi. Şöyle sıkı. Ama biraz daha bol duruyor. Göz önünde bulundurun. Standart beden. Belki size bol olmayabilir ama benim kafam demek ki küçük mü? Bilmiyorum. Ve geçelim diğer bir Trendyol Mila alışverişime. Bu terlikleri aldım. Şöyle önü, evet böyle görüyorsunuz, böyle düz. Bunlar bu sene çok trend. Ve ben risk almak istemedim. Biraz daha bantlara sahip bir terlik istedim ki ayağım iyice sarsın ve çıkmasın. Kesinlikle çıkmıyor ayağınızdan. Henüz dışarıda giyme fırsatım olmadı. Ama giyeceğim umarım. Böyle bunu her şeyin altında değerlendirebilirim diye düşündüm. 5 cm topuğu var. Oldukça da rahat. Bunu da ekleyeceğim. Dilerseniz bakabilirsiniz. Ama bu eteğe bayıldım. Bu arada birkaç videodur Trendyol'dan bahsediyorum diye sakın bana sponsor oldular. Reklam yapıyorum diye zannetmeyin. Çünkü öyle bir şey yok. Tabii ki de olsun isterdim ama öyle bir şey yok. Öyle olsa bile öyle olduğunu söylerdim.
Aklıma gelmişken de söyleyeyim. Mesela geçenlerde bir indirim vardı. İki tane MAC rujunu bir tanesi fiyatına alıyorsunuz neredeyse. Ve ben oldum olası MAC'in rujlarını çok sevdiğim için hiç denememiş olduğum bu Powder Kiss serisine rujlarını denemek istedim. Ve böylelikle çok güzel bir deneme fırsatı yakaladım. Diğer rengini de size göstereyim. Aşağı geldim farkındaysanız. Çünkü çantamda buldum. Şöyle. İki tane ruj. Tekrar yukarıya çıkalım. Orada ışık daha güzeldi. Orada göstereyim. Ay, siz olun. Dubleks evlere taşınmayın ya. Şu merdivende ömrüm geçti. Oh. Evet. Şimdi göstereyim size. Ben rujları allık olarak kullanmayı, allık olarak sürmeyi çok seviyorum. Bugün yanak dudağımda çok hafif zaten bu Powder Kiss Work ruju var. Böyle bir kırmızı. Bu arada rengi seçemiyorsunuz. Bu ikili o fiyata satılıyor. İkisi de muhteşem renkler. İkisi tam ben. Bu zaten direkt Dilara. Benim bütün rujlarım bu renk. Ama bunların yapısı o kadar güzel ki böyle pudramsı bir yapıları var. Ama asla kuru hissetmiyor. Pudralı ama nemli ve yumuşacık. Yani sanki dudağınıza bir lip balm sürüyorsunuz. Mesela ben bugün bunu böyle sadece dokundurdum. Elimde yayıyorum. Ve yanaklarınızı da çok kolay uygulayabiliyorsunuz. Böyle çok hafif dokunup böyle yayabiliyorsunuz. Tabii bu biraz daha esmerlere gidiyor. Bunu allık olarak kullandım geçenlerde. Muhteşem. Yani eğer ten renginiz benimki gibiyse set olarak almasanız bile bu Sultry Move rengini mutlaka alın. Ama bence böyle ikili olarak almak daha mantıklı. Çünkü bir fiyatın iki tane rujunuz olmuş oluyor. Başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Galiba bu kadar. Akşama da birer kaynak takarım. Sağlı sollu. Onu nasıl yaptığımı gösteririm sizlere ve bu konuda kapanmış olur. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa onu da yaparız. Niye yapmayalım ki yani? Boş boş duruyorum evde. Ay, mantı yedikten sonra bana bir ağırlık bastı. Kitap yazıyorum. Daha doğrusu yıllar önce başladığım. Yani ilk edebiyat bölümünü okumaya karar verdiğimden bu yana. He, o kadar uzun zaman önce başladığım bir kitabın ilerlemesini istiyorum. Ama asla oturup yazamıyorum. Şimdi artık hani kendimi teşvik etmek istiyorum. Sürekli de bahane buluyorum kendimi. Yani kendime bahaneler üretirken yakalıyorum. Sizde de var mı bu? Yoksa bu bir tek bana özel bir şey mi? Şu an bunu izlerken annem benim kızım çok tembel diye düşünüyordu. Eminim ama anne değilim ya. Bunun tembellikle alakası yok. Bu başka bir şey. Bu tembellik değil, bu üşengeçlik de değil. İkisinin böyle bir mix'i. Öyle işte. Üstümü değişeyim. Ve bir markete gitmem lazım. Çünkü canım kolam bitmiş. Canım kolam olmadan ben bir hiçim biliyorsunuz ki. Şey yapacağım. Kola içeceğim. Çünkü bugün hiç kola içmedim. Ve ufaktan canım sıkılmaya başladı. Mutlaka kolamı içmem lazım. En son sizi nerede bıraktım bilmiyorum ama makyajımı değiştirdim ve saçlarımı yaptım. Çünkü Alman kanalıma bir video çektim. Onu da yakınlarda editleyip yüklerim. Alman kanalıma da mutlaka abone olun. Şuraya koyuyorum. Bakarsınız. Siz de saçımın halini görmüş olursunuz. Yani tabii ki de mükemmel değil. Ama bence yine de saçıma biraz hava kattı, renk kattı diye düşünüyorum.
Ben mikro kaynakları nereden aldığımdan bahsedeyim. Bunlar bana hediyeydi ama daha önceden de almışlığım var yani kaynak. Genelde peruk gibi malzemelerin satıldığı yerlerden temin edebilirsiniz. İnternette de satılıyorlar. Onun dışında ben internetten almak istemiyorum derseniz de kuaför malzemesi satan İstanbul'daki en büyük yer Eminönü'ndeki Zazahan. Zazahan'dan tek tek de alabiliyorsunuz. İnternet sitelerinde biraz şey olabiliyor çünkü en az atıyorum 10 tane almak zorundasınız gibi şeyler olabiliyor. Ama Zazahan'da öyle bir şey yok yani. Dilerseniz sadece bir tane alıp çıkarsınız. Fiyatını şu anda bilemeyeceğim ama tanesi aşağı yukarı 2 lira herhalde. Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Şu televizyonu açtık, kumandaya dokundu, aldım. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama ben o zamanlar 2 liraya almıştım. Ya da 3 liraya falan. O civarlarda bir şey bir tanesi. Benim şu an 8 tane var saçımda. 2 tane de fazla kaldı. Hayda. Televizyonun aşağısı var şu an. Size ben kaynağımı göstereyim ve böyle bir size nasıl yaptığımı gösterecektim ama galiba saçıma takmayacağım. Size sadece nasıl yaptığımı göstereceğim. Ama saçıma takmayacağım. Çünkü bence bu kadar yeter. Çok da sarı olmak istemiyorum tekrar. Size anlatırım. Ama yapıp yapmamak tabii yine sizin bileceğiniz iş. Olması gerektiği gibi yapmıyorum. Hani bunu konuşmuştuk zaten. O yüzden linçleri kabul etmiyorum. Gerçekten etmiyorum. Üstüme değiştirdim. Fark ettiniz mi? Şimdi benim kocaman bir poşetim var. Bunun içinde saçla alakalı bir sürü şey var. Hatta hemen birlikte bakalım. Onsuz olur mu? Sen şurada oyna anneciğim. Şimdi bakın. Şurada bir sürü saç var. Benimkiler de burada. Bunlar başka. Bunları kullanmadım ama bakın şurası, tırnaklarıma odaklanmazsanız sevinirim ama şurası kaynağı saçınıza tutturduğunuz yer. Yani buranın erimesi lazım. Ben ama saçıma şunu değil de şunları taktım ve iki tane kaldı dediğim gibi. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Çok basit. Şöyle ucunu görün. Ucu zaten keratin. Ve ısıyla temas ettiğinde eriyor. Ben şöyle yaptım. Kaynağı aldım elime. Şu an ve bu şekilde kaynağı aldım. Bunlar bu arada kaynak sandığı. Ve diyelim ki kaynağı şuraya takacağım, tamam mı? Şu saçı ayıralım. Bunu böyle ayırdım bu saçı. Sonra bakın. Çok kalın değil, çok ince de değil. Orta diyelim. Biraz daha inceltebiliriz hatta. Sonra kaynağı bunun altına yerleştirdim ama dibimin çok az aşağısında. Yani tam dibimde değil ama çok aşağıda da değil. Sonra bu şekilde bunu burada tutturdum. Biraz arkadan, geriden tuttum yani. Ve sonra biraz düzleştiricinizi kurban ediyorsunuz ama sonra düzleştirme en yüksek derecede, benimki 230'a kadar ısınıyor. Düzleştiricimi buraya böyle bastım. Böyle bir 2-3 saniye. Yok, 2-3 saniye az. Bir 5-6 saniye bekledim. Sonra onu çektim ve bu şu ucundaki keratin sıcakla birlikte açılıyor ve hamur gibi oluyor. Sonrasında o hamur gibi olduğu için bunu saçımın etrafına böyle yuvarladım. Saçı içine hapsettim yani.
Öyle. Sonrasında saçınıza göre kesebilirsiniz. Tabii saçınız böyle uzunsa kesmenize gerek yok. O şekilde yaptım. Genelde ön kısımları yaptım. Dediğim gibi çünkü böyle yüzüme baktığımda biraz sarı görünsün istedim. Böyle topladığımda biraz sarı gözüksün istedim. Tokam yok, sadece böyle klibim var. Onu takacağım şu an saçıma. Önüme geldiği için çok rahatsız oldum. Böyle yani. Kısacası bu şekilde yaptım. Ve görünmüyorlar da. Dibini biraz daha koyulaştırabilirsiniz. Ben çok hafif bir... bak bunu düzleştirememişim, bu tutam saçı. Neyse. Ben çok hafif şey yaptım. Bir cila yaptım. 7.1 aldım. Ve onu oksidanla karıştırdım. Normal boya yapar gibi. Sonra içerisine su koydum. Çok hafif sarıların üzerinden geçtim. Çok fazla bekletmeyin çünkü koyultur 7. Koy bir rengi yani, bu 7. O yüzden daha soğuk bir sarı oldu. Yoksa bakın. Aa. Fark yok. Bunları da mı yaptım ben ya? Neyse, daha turuncumsu bir şeydi. Sarıydı. Ama öyle yaptığım için rengi kırıldı. Güzel oldu. Yani böyle çok çok gördüğünüz gibi incecik, hafif saçlarınıza balyaj isterseniz ve ben saçlarımı açmak istemiyorum, ben saçlarımı yormak istemiyorum, benim açıcıya alerjim var diyorsanız, kendim yapamam da diyorsanız, kuaföre gidip en fazla 10 tane kaynak taktırabilirsiniz. Kaynak illaki saçı uzatmak için, saçı gürleştirmek için değil. Bence böyle balyaj da yapılabilir yani. Ben memnunum. Hiç de varlığını hissetmiyorum. Ben bundan önce tape extensions kullanmıştım. Bundan önce dediğim 1,5 yıl önce yani. Öyle bir videom da var. Normal clip extensionslarımı tape extensionslara dönüştürdüm. Band kaynağı dönüştürdüm yani. Çıt çıt kaynaktı. Hah, o kelime gelmedi aklıma ya. Clipping diyorum. Çıt çıt kaynağımı band kaynağı dönüştürmüştüm. O da bayağı güzel. O saçınızı uzatıp gürleştiriyor gerçekten. Çünkü benim saçlarım bayağı şuradaydı o zamanlar ve yanıktı. Bu tarafı böyle, bu tarafı böyle, ötekisi yine kısacık falan yani, böyle yanık saçlılar bilirler. Ve ben o süreçte band kaynak kullandım saçımı açık kullanabileyim diye. Yoksa hep toplu kullanıyordum. Ama band kaynakta gerçekten hani şuranıza şerit şerit saçlar oluyor. Ve hissediyorsunuz onu. Kafanız kaşınıyor özellikle yaz aylarında. Biraz konforlu olamayabiliyor. Ama bu asla hissetmiyorum. Yani sadece saçımı elime atarken geliyor elime. Ama onun dışında hiç hissetmiyorum. Migrenli bir insanım. Asla baş ağrısı yapmadı. Onu da söyleyebilirim. Böyle. Umarım bana kızmazsınız. Neden hani göster, sen de saçını takacaktın, neden takmadın diye. Çünkü saçlarımı düzleştirince gözüme yeterli geldi. Daha fazla yapmak istemedim. Ama yaparsam da zaten yine tekrar gösteririm. Hiç takınca değil benim için. Başta göstermek istememenin ve bunu anlatmak istememenin sebebi kesinlikle dediğim gibi linç edilmek istemiyorum. Ben çok bıktım artık, hani sene 2020, dünya starları bile saçlarını evde boyayabiliyor. Saçını evde boyamak günah değil. Ya da kuaförlere bir hakaret değil. Bunu anlatamıyoruz. Evet, yanlış belki. Evet, onlar işin uzmanı. Onlar eğitimlerini almışlar. Ama kötü olduğunda onlara gidip düzeltebiliyoruz. Neden evde saçını boyayan insanlara bu kadar çok tepki gösteriyorsunuz? Anlamıyorum. Herkesin parası da olacak diye bir şey yok. Herkes kuaföre gitmek istemiyor da olabilir. Ya da bilmiyorum yani, tercih meselesi bu tamamen. Ama ben oldum olası kendi saçlarımı kendim boyuyorum ama kuaföre de çok fazla gitmişliğim var. Ama ne oluyor bilmiyorum yani. Ben saç boyamak benim için bir tuvalle boya yapmak gibi bir şey. Bana zevk veriyor. Ben o yüzden kendim yapıyorum. Yoksa saçımı boyayacak insanlar çok çevremde. Benim en yakın arkadaşlarım kuaförler. Saygım çok var. Benim annem güzellik uzmanı.
Ayrıca kuaförlük eğitimi de var. Bundan ekmek yiyen, yani gerçekten saç boyamadan ekmek yiyen bir sürü çevremde insan var. O yüzden ne hakaret ederim, ne saygısızlık ederim, ne de saygısızlık ettiririm. Buradaki amaç tamamen içerik yani. Keyif alıyorsunuz izlerken, ben de keyif alıyorum yaparken. Bu açıklamada umarım yeter. Çünkü dediğim gibi bu konuda linçe asla açık değilim artık. Gerçekten çok sıkıldım. İstemiyorum. Tamam. Kötü olmuşsa da kötü olmuş. Yani benim saçımı çıkarırım yani. Ha, nasıl çıkaracaksın diye, nasıl çıkıyor ondan da bahsedeyim. Her boku bildiğim gibi bunu biliyorum. Şöyle. Kaynak sökücü solüsyonlar var. Onu şey yapıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Sonra onu işte bir açma tarağının sapıyla ya da bilmiyorum neyle biraz açıyorsunuz. Keki fırın kabından çıkarır gibi. Çıkıyor ondan sonra. Böyle yani. Bugün de neredeyse bitmek üzere. Az önce bir video çektim. Onun editine başlayacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Yani bildiğiniz ev vlog. Evde ne yapabilirim ki? Temizlik yaptım az önce böyle yalandan. Ama beni bekleyen çamaşırlar var. Onları katlamam lazım. Umarım keyifli olmuştur sizin için izlemesi. Umarım sıkıntıdan ölmediniz. Oradasınız hala. Ben çok çok sıkıldım bugün. Gerçekten çok sıkıldım. Alışmışım kardeşime. Kardeşcağızım geri gel. Şuna bak. Şebek. Şebek. Sen de saç takalım mı? Şimdi bunu da ciddiye alırlar anneciğim. Şimdi bunu da ciddiye alırlar. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi videodan keyif almışsınızdır. Ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten bazen olur ya, hepimizde var o. Kendimi kötü hissediyorum. Pat bir yorum çıkıyor karşıma. Ya da bir bildirim geliyor telefonuma. Biriniz yorum yapıyorsunuz ve gerçekten o an üzüldüğüm her şeyin çok gereksiz olduğunu anlıyorum. Ve kendimi çok güçlü hissediyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Videoyu beğenip yorum atarsanız bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Sevdiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle bir sonraki videoda mutlaka tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Burnuma çarptım. Böyle büyük olunca öyle oluyor.